Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere eski saatimi değerlendirdiğim, rokoko nakışıyla birleştirip tekrar aksesuar haline getirdiğim saatimi anlatmaya çalışacağım. Evet arkadaşlar, bu şekilde eski bir saatim vardı. İçerisini çıkardım ve rokoko nakışı yaparak aksesuar haline getirdim. Evet, bugün sizlere bunu anlatmaya çalışacağım. Bunun için arkadaşlar bir kasnak ve kumaşa ihtiyacımız var. Ben iğne oyasından kalan bobin iplerim vardı, böyle küçük. Bunları kullanacağım. İsterseniz nakış iplikleri var. Onlardan da alabilirsiniz tabii ki, ama bunda da oluyor. Varsa değerlendirmek için. Evet, arkadaşlar şu ilk yaptığım saatin kendi içerisinden çıkan yuvarlak kısmıydı. Onun etrafına yaptım. Bakın bu şekilde arkadan diktim. Diğer ikinci yaptığımı da dondurma kutusundan kestim. Bu şekilde şu kısmı, iç kısmından ölçüsünü alarak şuraya kestim, yuvarlak. Buna geçireceğim tekrar. Evet arkadaşlar, rokokomuza başlıyoruz. Öncelikle uçan kalemler var. Isıyla giden uçan kalemler var. Onunla şu şekilde etrafını yuvarlak çizeriz. Daha sonra saç kurutma makinesiyle falan sıcaklık verdiğinizde bu çizgi kayboluyor. Evet, rokoko için bugün 3 rengi turkuaz, pardon, petrol mavisi, turuncu ve mor. Rokokomuz biraz oyalayacağım ama gerçekten yapınca güzel bir model. Evet, bu şekilde yaptıktan sonra 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane doluyoruz. Hemen yan kısımdan batıyorum. Arkaya geçiyorum. 3 tane yapacağız. Şimdi şuradan tekrar geliyorum. Üçgen içerisinde 3 tane yapacağız. Şöyle üçgen olacak arkadaşlar. Biraz ileriden batıyorum. Bir tane kumaşın telinden bırakacak şekilde çıkıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 kere doladım. İğnemi çekiyorum. Tırnağınızla şu şekilde gittiğiniz zaman zaten rokokolar yerine oturuyor arkadaşlar. Tekrar şuradan arkaya geçiyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı ve yedi. Evet. Üç tane bu şekilde yaptıktan sonra bu üç tanenin de etrafına üç tane yapıyoruz arkadaşlar. Buraya battım. Karşılığına batıyorum. Ve bir tane yanından, aynı yerden çıkmıyoruz. Bir tane yanından. Buraya 15 tane doluyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15.
Bakın arkadaşlar, şu şekilde tırnağımızla gittiğimizde evet, şu şekilde şuradan çıkıyorum. Diğerinin ortasından batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Evet, bunu da yaptık. Bir tane daha yapıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, on iki, on üç, on dört, on beş. Evet, 15 taneden sonra iğnenizi şöyle hafif çevirerek çıkarabilirsiniz. Daha kolay olur. Evet arkadaşlar. Şimdi bunun etrafına şuradan başlayayım. Şöyle çeviriyoruz. Biraz ileriden bir tel altından gelecek şekilde batıyorum. Buraya 18 tane doluyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ve 18. Çıktı arkadaşlar, pardon. Yeniden saralım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Evet. Şimdi bu üçlünün etrafına 8 tane olacak şekilde yuvarlayacağız arkadaşlar. Bakın şu battığımın biraz alt kısmından batıyorum. Ve şuradan aradan batarak bir tel aşağısından çıkarak bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, on iki, on üç, on dört, on beş, on altı, on yedi, on sekiz. Hemen tekrar bir yanından batıyorum. Ve elinizde arkadaşlar yerine bu şekilde yerleştiriyoruz. Evet, şimdi son battığımızın 1-2 tel aşağısından batarak tekrar iç kısmına gelecek şekilde batıyoruz. Bir tel aşağısından.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Şekilde yaptık. Tekrar iki aşağısından bir tane iç kısma gelecek şekilde bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Hemen bir yanına batıp elinizle o rokokoyu oraya yerleştiriyoruz arkadaşlar. Evet, iki aşağıdan çıktım. 1, 2, 2 3 tane arkadaşlar. Şu şekilde bir hemen yanından. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ve 18. Çekiyorum. Arkaya geçip düzeltiyorum elimle. Birbirinin iç kısmına gelecek şekilde rüzgar gülü şeklinde arkadaşlar yani. Bir, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Evet. İpiniz kıvrılırsa şu şekilde açın. Evet, 1, 2, 3, 4, 5, 6 oldu. 2 tane daha. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Evet. Evet arkadaşlar, son rokokomuzu da yapıyoruz. Şuraya batayım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Şekilde tırnağınızla ileri doğru ittirince arkadaşlar zaten yerine geliyor. Evet. Biraz daha şu iç kısımdan batsam iyiydi arkadaşlar. Olsun artık. Yani şöyle çarkı felek gibi, şöyle yuvarlak etrafında olması lazım.
Evet, ilk rokokomuzu bitirdik. Evet. Sırada eflatun gibi bir renk. Uzunca keselim. Evet arkadaşlar, bunu da şuraya yapayım. Şekilde. Evet. İlk yaptığımız 3 taneyi küçük yapıyoruz arkadaşlar. Çok uzağa batmıyoruz. Hemen yanındaki telden batıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Hemen bir yanından aşağıya geçiyoruz. Şekilde. Önce bir üçgen yapıyoruz arkadaşlar. Bir, iki, üç, dört, beş, altı ve yedi. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Şimdi diğer üçlüyü yapıyoruz. Karşılığından batıyorum. Bir tel öncesinden çıkıyorum. 15 tane doluyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Etrafını gül gibi saracak şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Rokoko yapması eğlenceli. Biraz uğraştırıcı ama. 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evet arkadaşlar, şimdi etrafındaki sekizliğe geçtim. Üç üç yaptık. Etrafına da sekiz tane yapıyoruz. On sekiz tane dolayacağım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ve 18. İlk rokokoyu yaptık. Şimdi az şöyle bir iki tel aşağısından batıyoruz. Bu yaptığımız rokokonun şu şekilde iç kısmına gelecek şekilde ileriden ve bir tel alttan bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ve 18. Arkadaşlar. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Şekilde tırnağınızla da ileri doğru itebilirsiniz. Bir üst telinden batarak aşağıya geçiyoruz arkadaşlar ve yerine yerleştiriyoruz. Biraz iç kısımdan, bir tel yanından. Bu malzemeleri de arkadaşlar tuhafiyelerde, aksesuar ya satan, malzeme satan yerlerden bulabilirsiniz. Bu arada saymayı unuttum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Benim elimdeki en küçük kasnak, büyük kasnaklarla dolur. İpimiz kıvrıldığı için bize zorluk çıkarıyor arkadaşlar. Açalım. 4 oldu. Şimdi bir 4 tane daha yapıyoruz. Ah, çıktı ama. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18.
1, 2, 3, 4, 5, 6. İpe takılıyor. Evet arkadaşlar, 3 tane rokokomu işledim ben bu şekilde ve şimdi şuradaki şu kısımdaki yeşil olan yerleri göstereceğim. Bunu da arkadaşlar Mulina diye bir nakış iplikleri var. Ondan vardı yeşil, onu kullanacağım. Ama dediğim gibi diğer yeşiller de olur. Bobin iplerimiz yani. Bu şekilde arkadaşlar buralara gelecek şekilde yeşil yerlerimizi yapalım. Evet, rokokoların üstüne de yapmışım. Aynı yerden çıkıyorum. Modelleri dilediğiniz gibi yapabilirsiniz. Çok farklı şekilde modeller var nakışlarda. Kurdelen akışıyla da biliyorsanız yapabilirsiniz. Öyle de yapmışlar saatlerden. Etamin kolye şeklinde modeller bakabilirsiniz arkadaşlar. Bu ortadaki boşluk kısmına ben tohum işi yapacağım. Şey yapmayı unuttuk. Şekilde geçeceğim. Arkada çok şey olmasın diye. İpten geçeyim. Bir tane de şuraya yapayım. Evet, yeşillerimiz bitti. Şimdi sarı tohumları da göstereyim size. Bu rokokoların tam ortasındaki yere de arkadaşlar tohum yapıyoruz. İğnemi arkadan geçirdim. Şu ipimizi bu şekilde tutuyoruz arkadaşlar. İğnemizi buradaki ipliğe doluyoruz. 1, 2, 3, 4 doluyorum ortalık kısım için. Aynı yere batıyorum. Tuttuğumuz ipi bırakmıyoruz arkadaşlar. Ve iğnemizi arkadan çekiyoruz. Ve bunu
sonuna kadar bırakmıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde. Diğerine yapalım. Bakın. İpi tutuyorum. İğnemi 1, 2, 3, 4 kere doluyorum. Bir sonraki yere batıyorum. Ve tuttuğum ipi bırakmıyorum. Evet, sonuna kadar bu şekilde tutuyoruz ki bırakırsanız tohum arkaya geçiyor arkadaşlar, kumaşın arkasına. Bir tane de buna yapalım. Bakın. 1, 2, 3, 4. Evet. Bu şekilde. Nerelerde tohumlar görmek istiyorsanız zevkinize göre arkadaşlar dolduruyoruz. Ben ikişer tane rokokoların kenarlarına yapmışım ve orta kısmını da yeşil iplikle sadece tohum işi yapmışım. Evet, bir şuraya yapayım. Bu kenar kısımlara iki kere dolayacağım. Bir, iki. Bir sonraki telden batıyoruz. Evet. Şuraya gelelim. Bir, iki. Bir, bir, iki. Bir, iki. Bir, iki. Evet arkadaşlar, şu orta kısmına da yine bobin ipimle, bununla ortaya da tohumla dolduracağım ve son haliyle saatimize takacağız. Evet arkadaşlar, bu şekilde rokokomu bitirdim, tohumları yaptım ve nakışımızı bitirmiş olduk. Evet, bu şekilde. Arkasında gayet temiz çalışmaya çalışın. Temiz olsun. Evet, şimdi kasnağımızdan çıkarıyoruz. Evet, burayı fark etmemişim. Evet, bu şekilde arkadaşlar. Şimdi bunun etrafından tel alacağım. Nakışımıza şöyle yakın mesafeden. İç kısımdan teller alıyorum. Evet. Şimdi tersini çeviriyorum arkadaşlar.
Ya da şöyle yapalım. Önce biraz fazlalığını alalım. Kenarlar çok sökülmüş. Benim kumaşım inceydi. İki kat kullandım arkadaşlar. O yüzden iki katlı. Bu şekilde etamin kumaşlar da olabilir. Biraz kenarlarını yakmak istiyorum. Atmasın diye. Evet, yoğurt pardon dondurma kutusundan yoğurt kabı da olur tabii de bu şekilde bir plastik kestim. Ve bunu şu şekilde arkadaşlar biraz kumaşım fazla geldi. Biraz daha keseyim. İnşallah yeterli gelir. Tekrar yakayım. Plastiği içine koydum. Şöyle bir düğüm atıp ortalayalım. Şekilde karşılıklı teller atacağım arkadaşlar. Kumaşımız atmasın diye. Kumaş hassas bir kumaşmış. Neredeyse sökülecek. Bu şekilde İyice sağlam olmasından emin olmak istiyorum. Bunu da buraya iyice bağlayayım. Sanırım oldu. İpimi kestim. Yakayım.
Evet arkadaşlar. Bunu saatime geçirip bunu da buraya taktığım zaman ve bu şekilde olacak arkadaşlar. Şöyle çevirebiliriz biraz. Evet. Dediğim gibi istediğiniz nakış modellerini yapabilirsiniz. Ben bunu bu şekilde tak çıkar şeklinde kullanacağım arkadaşlar. Kıyafetlerime göre her renkten işleyip ona göre iç kısmını değiştirmeyi düşünüyorum. Evet. Evet, oturtamadım ama sonra ben onu oraya takacağım arkadaşlar. Evet, bu şekilde Rokoko'dan eski saatimizi de değerlendirmiş olduk arkadaşlar. İstediğiniz renklerde, dediğim gibi istediğiniz modellerde işleyerek eski saatlerinizi atmayın. Bu şekilde değerlendirin inşallah. İnşallah güzel bir video olmuştur. Sizlere faydam dokunduysa çok sevinirim. Evet, beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.